Bir gece vakti gökyüzüne baktınız. Görsel bir şölenle karşı karşıyasınız. Ayın parlaklığı, yıldızların güzelliği ve görkemli bir manzara. Yukarıya baktığınızda 3 tane üst üste bir yıldız kümesi gördünüz. Bu yıldız kümesini hepimizin gördüğüne eminim. Orion takım yıldızı. Oldukça parlak yıldızlardan oluşan, dünyanın hem kuzey hem de güney yarımküresinde yer alan bir takım yıldızı. Biraz sol yukarıya doğru gittiniz. Orada parlak bir yıldız daha var. Betelgeuse. Betelgeuse Orion takım yıldızında yer alıyor ve gökyüzünün en parlak 10. yıldızı. Belki de en parlak 10. yıldızıydı demek daha doğru olur çünkü bu yıldızın patlaması an meselesi. Betelgeuse Güneş'in çapından 600 kat daha büyük. Betelgeuse o kadar büyüktür ki Güneş'in yerine konulacak olsaydı Güneş sisteminin 5. gezegeni olan Jüpiter'in yörüngesini içine alırdı. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars ise yıldızın içinde kalırlardı. Fakat Betelgeuse'un birkaç aydır sönükleşmesi yıldızın süpernova patlaması geçirmek üzere olduğunu gösteriyor. Ancak bu olay için bir süre daha beklemeliyiz. Çünkü yıldızın sönükleşmesinin ve çevresinde meydana gelen kararmanın Betelgeuse'un kendi ürettiği bir toz bulutu kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Avrupa Güney Gözlem Evi yıldıza meydana gelen değişimi açıkladılar. 700 ışık yılı uzaklığındaki bu yıldız Ocak 2019'da görüntülendiğinde daha parlak bir disk olarak görünmekteydi. Bir yıl sonra ise tüm parlaklık yıldızın kuzey yarısına doğru hareket ettiği gözlemlendi ve yıldızın etrafında bir kararma vardı. Bu da yıldızın patlamak üzere olduğuna mı işaret ediyordu? Yıldızı görüntüleyen Belçika'daki Kuurleeuwen Üniversitesi'nden Michael, Betelgeuse hakkında şunları söylüyor. Yıldızın asimetrik görünmesine neden olan yerel bir yüzey soğutması ya da yıldızın bir kısmını gizleyen bir toz bulutu bu görüntü değişikliğine neden olmuş olabilir. Betelgeuse gibi süper yıldızlar genellikle gaz toz katmanları yakındaki alana püskürttükleri ve kendilerini örttükleri kararsız dönemlerden geçerler. Betelgeuse'un kararmasında tozun sorumlu olma olasılığı çok yüksek. Betelgeuse yıldızı patlarsa ne olacak? Gündüz vakti yolda yürüdüğünüzü hayal edin. Güneş yüzünüze vuruyor. Bir yaz havası. Ortalık cıvıl cıvıl. Güneşin tadını çıkartıyorsunuz. Ama bir anda gökyüzünde bir güneş daha belirdi. Gökyüzünde resmen iki tane güneş var. Ve yeryüzü o kadar parlıyor ki önünüzü göremiyorsunuz. İnsanlar neler olduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Yoksa kıyamet mi kopuyor diye düşünenler olacaktır. Yoksa bir yıldız patlamasına mı şahit olduk az önce? Yoksa patlayan yıldız Betelgeuse muydu? Böyle bir olaya şahit olursanız bilin ki Betelgeuse yıldızının artık ömrü sona erdi. Diyelim ki bu yıldız gece vakti patladı. O zaman neler olacak? Şimdi tekrar bir gece vakti yürüdüğünüzü hayal edin. Ayın parlaklığı sokaklara vurmuş, gökyüzünde görsel bir şölen var. Fakat bir anda ayın yansıttığı ışık kadar yeryüzünde bir ışık daha oluşuyor. Resmen gece gündüze dönüşüyor. Her yer aydınlık. İşte Betelgeuse yıldızı patlarsa bunlar olacak. Bazı bilim adamları meydana gelecek patlamada yayılacak ışığın şiddetinin ayın yansıttığı ışığa eşdeğer olacağını söylerken, kimi bilim adamları ise patlamanın çok daha parlak olacağını iddia ederek dünyanın kısa süreliğine de olsa adeta iki güneşi olacağını savunuyor. Yıldızın uzaklığı nedeniyle patlamanın dünya için tehlikeli olmadığını vurgulayan bilim adamları, süpernova patlamasının 5-6 hafta süreceğini belirtiyorlar. Patlamada yayılan ışık nedeniyle gezegenimizin bazı bölgelerinde insanların beyaz gecelerle tanışacağını, bazı bölgelerde ise gündüz aydınlığının 2-3 saat uzayacağını söylüyorlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.